Limon numaradan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuşunuza bir banyoluk yapacağız. Ama o banyoluk şöyle olacak. Motorlu sistemler olur. Bir borudan geçer ve su dökülür. Onun aynısını sadece fizik kurallarını kullanarak yapacağız. Şimdi ilk malzemelerimiz şunlar. Suyun döküleceği banyo yapacağı bir kap. Şöyle bir kap. Bu büyük seçtim ben bunu. Bir tane pet şişe ya da karton kutu olabilir. Ama tabii ki bu meyve suyu kutusu olsun. Bu meyve suyu kutusu olabilir. Ya da pet şişe olabilir. Pet şişe olursa bence daha iyi olur. Ama en büyüğünden değil, bunun bir küçüğü var. Ondan olsun. O daha kullanışlı olur. Çünkü bunu kesmemiz gerekecek. Ben bunu kestim. Çok uzun olursa kuşa çok yüksekten düşer su. Öyle olmasını istemedim ben. O yüzden şöyle kestim ve küçülttüm azıcık. Bunda da bir pet geçirme yeri var. Çok bir şey fark etmez ama bence bu daha kullanışlı. Çünkü daha yüksekten akacak su. Bunu da çok fazla yükseltemiyoruz. Bir de pipete ihtiyacım var. Pipetle şöyle yaptım. Normal bir tane pipet. Şunlar da zaten birleşik olur. Ben burayı kestim ama orası ayrı. Boş verin, siz kesmeyin sakın. Gerek yok kesmenize. Pipeti şuradan kesin. Aslında buraya gerek bile yok. Şu bile işimizi görür ama ben öyle olmasını istemiyorum. Aşağı doğru, yani musluk gibi aşağı aksın istiyorum. Tabii bunu takmazsanız şuradan direkt aşağı düşer. Ben şöyle istiyorum. O yüzden bunu kullandım. Bakın pipetimi bunun içine geçireceğim. Ve buradan su akacak. Şimdi yapmamız gerekeni söylüyorum. Arkadaşlar bunun içine ağzına kadar su dolduruyorsunuz ama ağzına kadar olmasına dikkat edin, yoksa çok kısa bir sürede akmayı kesecektir. Bakın bu kabımızı alıyorum. Borunun içine koyuyorum. Bunu da kenardan duracak burada. Bunun içinden bir yudum su içtiğimde, yani şu şekilde aşağı bakacak ama burası, bakın her şekilde bu aşağı bakmalı. Çünkü eğer böyle olursa akmaz su. Böyle aşağı bakacak ve bir yudum içeceğim içinden. Bir yudum içtiğimde gördüğünüz gibi su sürekli akacak. Yani eğer siz bunu çok hızlı akmasın diyorsanız şöyle azıcık yukarı doğru kaydırırsanız gördüğünüz gibi daha ne kadar yukarı çıkarsa, ben şöyle mesela kalsın istiyorum. O yüzden şöyle açacağım. Böyle dursun. Pipetin o yüzden şu kısmını eğdim, bu kadar. Aşağı bakmadığı için olmadı. Gördüğünüz gibi damla damla buradan akıyor. Çok fazla şey olmadı. Azıcık öne yersem dökülecek tekrar. Niye olmadı bu? Ha tamam. Bu hız bence iyidir. Damla damla biraz daha şöyle olsa daha iyi olabilirdi ama bu hız bence gayet güzel. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmıyorum. Sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın. Burada kullandığımız mantık şu. U borusunu biliyor musunuz? Yani ben 7. mi 8. mi ne sınıfta öğrenmiştik. Bileşik kaplar diye konunun adıydı. Ama ben Zehra çizgi film izlerken görmüştüm. Orada U borusu diyorlardı. O yüzden U borusu dedim, daha küçükler de anlasın diye. Yani şunu çıkarayım içinden. Şöyle doldurduğunuzda, şöyle bir kap düşünün. Buraya su doldurduğunuzda buradan aşağı iner. Ve ikisi daima eşit olur. Böyle eğerseniz yine eşit olur. Böyle eğerseniz yine eşit olur. Yani biz bunu kullanıyoruz burada. Sadece bunu buradan koyduğunuzda şöyle olmadığında olmasının sebebi su seviyesinin bunun üst altında olması. Bunun her zaman su seviyesinin altında olması gerek ya da eşit olması gerek. Ama eşit olursa hemen su akar ve bir durur akmak. Akması durur. O yüzden de şöyle. Ben bunu alıyorum, iyice ağzına kadar dolduruyorum ve bunu da aşağı eğiyorum ki aksın su. Bunu ne kadar yukarı kaldırırsanız akma hızı o kadar yavaşlar. Yani motora falan ihtiyacımız yok. Sadece bir pet şişe, bir de pipet, bir de banyo yapacağı bir kapla bu kadar kolay bir banyoluk yapabiliyoruz kuşumuza. Tabii bu
kap dolduğunda çok derin olacak. O yüzden şöyle yapacağım. Ben burada bir dondurma kabının üstüne delikler açtım. Bunlar gider olsun diye, yani taşmasın su diye. Siz de böyle dondurma kabının üstüne delikler açabilirsiniz. Kapağını kapatıyorum su altta birikmesi için. Bunun olması gerek, yoksa su yere dökülür. Şimdi bakın, buradan yine bir yudum aldım. Boru kopmuş, pardon. Şekilde koydum. İsterseniz limonla da bunu bir deneyelim. Ha bu arada arkadaşlar, şunu videoda söylemeyi unutmuşum. Sonradan ekleyeyim bunu. Bakın şu uç kısmı önemli değil. Yani bu uç kısmı suyun içinde dursun yeter. Bunu soktuğumuzda içine şurası burasıyla eşit olursa, bakın şöyle bir denklik olursa su akar ve durur hemen. Yani bu azaldığında durur. Yani burasının her zaman bundan yüksek olması gerekiyor. O yüzden ben videoda göremiyorsunuz. Üst kısmı çekmiyorum çünkü tam limonun olduğu banyoluğu çekiyorum. Videoda göremiyorsunuz o yüzden. Şuraya ben her zaman tepeden ekleme yapıyorum. Yani burası azaldığında, mesela şuraya kadar indiyse, ya da bakın size göre şuraya kadar indiyse, ben direkt ekleme yapıp yine yukarı çıkartıyorum. Buraya çıkartıyorum falan. Siz de bunu yapmanız gerekiyor. Yoksa o arada o su durur. Siz de sonra yok video işe yaramadı diye düşünebilirsiniz. O yüzden şimdiden bunu da hatırlatmış olayım. Yani buraya her zaman ekleme yapın. Çok azalmasın. Çok azalırsa çünkü. Şurada denk falan kalırsa yavaş akmaya başlar su. Aslında yavaş akması çok kötü bir şey değil ama bir süre sonra durur. Durmaması için her zaman bunun üstünde olsun. Şimdi videoya devam edelim. Buraya gel. Gel gel, çık 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 çık. Çık yukarı hadi.